Evet arkadaşlar Clash ben Emre. Herkese iyi oyunlar. Bol ganimetler dileyerek kanalımızın ilk videosunu çekmek için hazırlandık. Şimdi ilk videomuz klan savaşları hakkında olacak. Çünkü en yararlı video klan savaşları elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi ise benim köyüm şu anda 9. Artık hani 9.30'a geçmek üzereyim. Belediyeyi atacağım. Ama 9'a gelene kadar ben toplayıcıları atmamıştım. İşte e, kahramanlarım çok düşük levelde kalmıştı. Sürekli soğumu yükselttiğim için işte sürekli savaşa girdiğim için, kahramanlara ihtiyacım olduğu için kahramanları yükseltmemiştim. Şu anda kahramanların en az bir 25'er olduktan sonra belediye binasını atmayı düşünüyorum. Ve bu zamanda da e, toplayıcıları da altın madenlerinde yükseltmeyi düşünüyorum. Hemen dilerseniz savaş günlüklerine bakalım. Önce ilk savaşı göstereceğim size. İlk savaşta ben yokum hani şey olarak. Kraliçem bakımdaydı. Şöyle bir durumumuz var. Arada bayağı ilgi bir serimiz var. Beraberliğimiz var. 30-30'da %100 e yıkımda beraberlik, berabere kalmış bir Savaşımız var. Geri durumunda iyiyiz. Altıncı level bir klanız. Klanda hiç yabancı yoktur. Hani iki tane öz abim işte arkadaşları tamamen real klandır ama e, bildiğiniz üzere globalden artık çoluk çocuk çok olduğu için ergen ergen tavırları çok olduğu için e, şu anda globalden adam bakmıyorum. Çünkü savaşı alıyorsun çıkıp gidiyor. Şu anda biz de onar onar gidiyoruz yani sürekli savaşlarımızı 10. Mesela bakın şurada 20'ye 20 yaptık. Yani yenildik. Biz ne zaman hani bir kere yenildim mi? Zaten toparlama az bir iki savaş sürüyor. Şu anda 3 savaşlık bir serimiz var. İnşallah devam ettireceğiz. Yeni savaş başlattık. Onu da göstereceğim. Dilerseniz hemen şuradan bir inceleme yapalım. Adamlar artık hani savaşı saldılar. Burada benim e, Hades yok. 9.5 olan köy. Onun yerine abimin köyü Murat. O da daha yeni 9'a geçti. Köyünü göstereyim. Şu anda birinci yapılan saldırı e, 9'a geçti. Hava saldırısı denemişti buraya. Ben diğer yan köyün postaydı Buraya sonrasında kara saldırısıyla bir saldırı denedim biraz büyülerde geciktim onun için 191 e, 191'de kaldım şimdi göreceksiniz ilk önce kaleyi boşalttık Valkir saldırısı yapmadan önce kesinlikle kaleyi boşaltın yoksa e, şu anda balon yok yanında eğer bir balon olsa Valkirlerinizi yakalamış bulunsa tamamen Valkirlerinizi tek bombada indirecektir şu anda güzel şekilde içeri girdi Büyüyü burada geç attım hatta yanlış yer attım hani geç kaldığım için bu tarafa atıyorum sol tarafa ya şöyle söyleyeyim savaşta bir aksilik oldu muydu diğerleri peş peşine geliyor çünkü sakin olmanız lazım böyle relax olmanız lazım yine iyi bir yüzde aldık buradan köy binası 9'a geçmiş olmasına rağmen hani yüzde yüzde yapabilirdik şöyle 4 x e alayım. Kaç? Toplam 5 savunma 6. Hava savunmasını saymazsak 6 savunma kalıyor. Kralımız biraz daha dayansa belki bir şeyler yapabilirdik. Son 4 savunmada köyü 191'de bıraktık. Şimdi ikinci köye yapılan saldırıyı izleteceğim abim tarafından. Bu da 9'un en, en güzel özelliği. Hani çift yıldırım. iki deprem. hani birer birer. Zaten geriye bir tane hava savunması kaldı. Gibi. Ama 8 belediyeleri hafif almayın arkadaşlar. Ejderleri yanlış attığınız anda mesela bakın ejderleri dağına atıyoruz. Sistem bu yani bu şekilde. Ejderleri dağına atıp da ortaya girmezseniz etraftakilerle uğraşırken Ejderlerinizi en çok vuracak şey hava soğuması dışında okçu kuleleri ve teslalar, teslalar ve okçu kuleleri gördüğü anda çok seri ejderlerinizin canını indirebilir. Şöyle hızlandıralım ejderler çok güzel bir şekilde saldı, arkadan balonlarla destekledi. Bu kılanla e, sürekli ejder saldırıları göstereceğim, kendi yaptığım kara saldırılarını göstereceğim. Henüz daha kılanda kara saldırısına geçen kimse yok gibi bir şey. Ama size her türlü saldırıyı göstermeyi planlıyorum. Köyüm bundan sonrası sadece temizlik. Onu da çok güzel bir şekilde aldı. Şöyle yüz. Hemen bir diğer saldırıya geçelim. Klanımızın bir özelliği de e, mesela birinci sıradaysanız karşı rakibin ikinci sırasına saldırıyorsunuz. Böylelikle hani e, başa baş rakibe değil de biraz daha düşük seviyelerdekine denk geldiği için e, ilk saldırılarda üçle, üçleyip ilk saldırılarda üçlemeye çalışıp ikinci saldırıları mesela alamadığımız köylere deneme amaçlı. Ve bu taktikte bayağı işe yarıyor. Hemen 4'e geçelim. 3 de aynı şekilde kaldı. Poseidon burada bir kara saldırısı izleteceğim size. Önce kale tabii ki. Valkir saldırısının en büyük yani yapmamız gereken en önemli şey. Kale biraz uzun çıkacak. Etrafa okçuları atmıştım. Kale çıktı. Ejder bayağı geziniyordu. Hatırladığım kadarıyla. Aynen bu köşeden giriyorum. Buradan. pardon şuradan giriyorum. Heyleri bayağı gezdirmişim. 4x aldım yok olana kadar. Golem saldım. Mejder golemle uğraşırken arkadan büyüklerle Ejder'i temizledik. Golem içeri girerken Etraf temizlendikten sonra Volker'leri saldım. Bakın, Kariksi sondası orada düşmeden kaledeki Volker'leri saldığım için iki tanesi dışarı gitti. Ama diğerlerinin hepsini içeri sokmayı becerdik. Şimdi o bir hemen bir öfke, ardından bir şifa gelecek. Aynen. Şu anda Volker'ler. Yani öfkelendirmenize gerek yok. 3 beşi bir araya gelince tamamen yani bitirici bir güç oluyor. Son güncellemeden sonra. Daha önce Walker'ı kimseyi kullanmadı biliyorsunuz. Sağ tarafta Pekka'nın canı fol. Sadece temizlik kaldı. Bunu da yaptık. Evet arkadaşlar bir kara saldırısı izletmiş olduk. Şimdi bir hava saldırısı, ejder saldırısı. Kalesinde balan balan olması lazım. Şu anda normalde iki yıldırım bir deprem bir öfke yapsa daha avantajlı olur. Yani bence yanlış hani unutmuş olabilir üçüncü yıldırım yanlış basmış olabilir. Yani istemeden getirmiş olabilir. Soğumaları içeride bir köy. Bayağı bir oyalandı. Ama hava soğumasının biri indi. Şimdi heyecelleri nereden salacak? sol taraftan güzel bir şekilde salarak içeri girdi. Bakın gördünüz mü ejderleri salarak girdiğiniz ejderler sağa sola dönmez. En yakındaki birime gider. Yoksa sağa sola dönme ihtimali çok yüksek. Sağdaki ejder temizlediği için oraya yönelmez. Acele bir attı. Balonlar güzel bir şekilde hava soğumasını indirdi belediye binası da indi. Şu anda belediye binasından sonra son hava soğuması. Güdümlü mayın çıktı. Tesla'lar kaldı. Tesla'ları hafif almayın. <laughs> Leveller yükselince neredeyse hava soğuması kadar etkili vurabiliyorlar. Çünkü çok seri vuruyorlar. Hani bir şeyle uğraşıyorsanız kesinlikle bir harcayabilir yani. Okçu da çok seri vuruyor. Bakın gördüğünüz Uzakta kalınca ejder canı nasıl iniyor. Hemen bunu da hızlandırayım. Son hava e, saldırısı yapan okçu kulesi de yıkıldığına göre ejderler gerisi temizlik. Yüzde yüz. Herde arkadaşımızı tebrik ediyoruz. savcı Evet arkadaşlar, son bir saldırı daha izleteceğim. 7'ye yapılmış bir saldırı. Dexter bu da benim ortanca abi'm oluyor. Bu arada 28 yaşındayım. Klan ortalaması yaklaşık 25. <laughs> hava soğumasının birini indirdi. Oradan zaman kaybetmemek için kaledeki ejderi ejderleriyle temizliyor. Sonrasında ejderleri salacak. Güzel bir şekilde. Sakin olarak saldığınızda sakin olarak saldığınızda derken çok da yavaş ha hareket etmeyin. Hava soğuması görmeden hani diğer ejderleri salmış bulunun yani. Yoksa Yok siz atarsınız o indirir. Siz açarsınız o indirir. Elinizde izler kalmaz. Ve oyunda en fazla def olan yani canı olan belediye binasından sonra altı e, altın eksir depoları diye biliyorum. Yani onlarla uğraştırabilirsiniz. İlerleyen zamanda size Poseidon'daki köy düzenini paylaşacağım. Anti 3 yıldız. Yani hava için şu anda havadan fullleyebilen yok. 8 belediye ve daha hani 8 belediyenin yarısında sadece havalara önem verdim ki uzun süre hava saldırısı yiyeceği için ilk defa bu savaştan sonraki savaşta fullleyebilirler. Onda da kara saldırısı, Valkyrie saldırısı yediğim için fullediler. Aynen bu arada savaş bitmek üzere lafa daldık hemen kırıldı, öfkelendirdi ki Tesla krala yöneldi. Çok güzel olarak orayı da dağıttı. Son okçu kulesi de bitti. Şu anda geri kalan temizlik. En sondaki World kamp 5 inşaatçı kulübesi de indikten sonra Savaş burada bitti. Videoların devamını paylaşmamı istiyorsanız arkadaşlar hani kanalıma abone olabilirsiniz, beğenmenizi öneririm. Yani siz beğendikçe ben yeni videolar çekeceğim. E, paylaşıcı e, yani öğretici videolar olacak çoğu. E, mesela son güncellemede birçok kişinin bilmediği bir sürü e, özelliğin olduğunu göstereceğim. Hani hiçbir YouTuber'da mesela ben günde yani ne diyeyim mesela bütün YouTuber'ları Clash of Clans'ta az çok inceliyorum. izliyorum. Beğendiğim YouTuber'lar da var. Beğenmediklerim de var tabi. Ee, onun için öğretici videolar çekeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, bol kazançlar, bol ganimetler.